Sayısal analiz vize ve finalde çıkabilecek sorular 15. Bu videomuzda sayısal analiz dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Let fx eşittir. Karekök içinde x kare artı x artı 1. Eksi x eksi 1. A şıkkında use 4 digit rounding to approximate f 0.1 and find the relative error of obtained value. Note that the true value is f 0.1 eşittir. Eksi 0.04643462 şeklinde devam ediyor. B şıkkında find better approximation of f 0.1 when 4 digit rounding is used. Şimdi A şıkkıyla başlayalım. Bizden 4 digit rounding kullanmamızı istiyor. 4 basamağı yuvarlayacağız. Her bir yaptığımız ara işlem sonucu 4 basamağa geçiyorsa. 4 basamaktan küçükse olduğu gibi bırakacağız. Burada x kareyi hesaplayacağız. Eğer 4 basamağa geçerse 4 basamağı yuvarlayacağız. Bunu, bunu, sonra karekök işleminin sonucunu 4 basamağa yuvarlayacağız. O şekilde hesaplamaları yapacağız. Kimi yaklaşık olarak hesaplamak için? F0.1'i. Ardından da bulduğumuz değer için bağıl hatayı hesaplayacağız. Gerçek değer verilmiş zaten bize. Öncelikle F0.1'i 4 digit rounding'e göre hesaplayalım. 0.1'i götürüp koyuyoruz. Buraya 0.1 koyduk. Karesi. Artı 0.1 artı 1. Eksi 0.1 eksi 1. Burayı bir hesaplayalım içeriği. 0.1'in karesini alırsak 0.01. 4 basamağa geçmediği için 4 basamağa yuvarlama gibi bir işleme gerek yok. 0.1 artı 1 eksi. Bunlarda da 4 basamağa geçen bir durum yok. Şu işlemi gerçekleştirelim. 1.1. Şimdi bu kökün içini toplayacak olursak. Kökün içi. Burası 1.11 olur. Eksi 1.1. Şimdi bu ifadeyi kökten dışarıya çıkartalım. Karekök içinde 1.11. Bunun sonucu 1.053, 56, 53, 75 şeklinde devam ediyor. İşte 4 digit rounding ile yapıyorsak herhangi bir ara işlem sonucu 4 basamaktan daha büyük basamaklı çıkarsa 4 basamağı yuvarlayacağız. Şuraya yuvarlayacağız. 4 tane basamak görmeliyiz toplamda. Burada 5 olduğuna göre bunu 1 arttıracağız. 1.054 olur yuvarlamanın sonucunda. Eksi 1.1. Şimdi bu işlemi yapalım. 1.054 eksi 1.1. Eksi 0.046 olarak 4 digit rounding ile F0.1'in yaklaşık değerini hesapladık. Bu bir yaklaşık değerdir. Şimdi bu hesapladığımız değere göre relative error'ı hesaplayacağız. Relative error diyelim. Bunun formülü gerçek değer eksi yaklaşık değer mutlak değer içinde. Bunların yerini ters yazabilirsiniz. Yaklaşık değer eksi gerçek değer. Çeşitli kaynaklarda da o şekilde verebilirler. Fark etmez. Mutlak değer içinde çıkarma yapıyoruz. Aşağıda gerçek değerin mutlak değeri. Gerçek değerimiz burada. Bundan yaklaşık değerimizi çıkartacağız. Eksi 0.046'yı çıkartacağız. Burası eksi 0.046 43 462. Aşağıda da eksi 0 nokta mutlak değer içinde olduğu için onu pozitife döndürecek. O 0.46 43 462. Şimdi yapalım bu yaklaşık hesaplamayı. Yaklaşık hesaplamalar sonucunda çıkan bağıl hatayı hesaplayalım. Eksi 0.046 43 462.
Eksi eksiden dolayı artı olacak. 0,046 bölü diyeceğiz. 0,046 43 462. Buradan da yaklaşık olarak virgülden sonra 4 basamağı yuvarlayalım. Burada bağıl hata kısmında da for digit rounding kullanalım. En son işlemde 4 basamağı indirgeyelim. 0,0 0 oraya geldiğimizde 9 4 değil de 4, 5 basamağı yuvarlayalım. Çok önemli değil. 0,094. Yani for digit rounding ile bir hesaplama yapacağız. Son bağıl hatayı da bu şekilde bulduk. Bunu yüzdeliğe çevirmek istersek yüzde ne kadar hata yaptığımızı bunu yüzde çarpmamız lazım. Yüzde çarpınca 0,94 olur. Yüzde 0,94 hata var. Bağıl hata. Yani hatanın gerçek değeri oranı. Yani yüzde birden daha küçük bir hata söz konusu oldu. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkı oldukça ilginç bir şıkkımız. Find better approximation of F0.1 when 4 digit rounding is used. Yani 4 basamağı yuvarlama kullanarak F0.1'i hesaplarken daha iyi bir yaklaşım elde etmemiz için ne yapmalıyız gibi bir şey soruyor. Şimdi burada çıkarma işlemleri bu şekilde for digit rounding yani rounding ile işlem yapıyorsak ara işlemlerde çıkarma işlemleri hatayı arttıran bir şeydir. Bu nedenle buradaki verilmiş olan ifadeyi çıkarmadan kurtarabilecek bir hareket yapabilirsek daha iyi bir yaklaşık değer bulmuş oluruz. Bunun eşleniği ile hem payını hem paydasını çarpacağız. Bunun paydasına 1 koyalım. Şu ifadenin eşleniği karekök içinde x kare artı x artı 1. Bunun kökten sonra gelen kısmının hepsini işaretleyecek. Artı x artı 1. Bununla hem payı hem paydayı çarpacağız. Ortaya çıkan ifade bu ifadenin tıpatıp aynısıdır. Fakat rounding ile hesaplama yaparken hiç çıkarma işlemi içermeyeceği için hatayı minimize edecek. Şimdi göreceğiz bunu. Bu tarz sorular genelde köklü ifadelerle verilir. Çıkarma içerir. Onun eşleniğiyle çarptığımızda kökten kurtarırız ve çıkarma işlemi olmayan bir duruma getiririz ki hata azalmış olur. Bununla bunu çarparsak fx'i tekrardan yazıyoruz. Bununla bunu çarptık. X kare artı x artı 1. Eşlenik çarpımı yaparken bununla bunu şurayı şöyle düşüneceğiz. Eksi x artı 1. Burasını ise artı x artı 1. Eksi deyip x artı 1 ile x artı 1'i çarpacağız. X artı 1'in karesi. İsterseniz uzun uzun çarpın. Yine buraya geleceksiniz. Aşağıdaki çarpmayı yaptığımızda ise karekök içinde x kare artı x artı 1 artı x artı 1 olur. Yukarıdaki hesaplamayı yapalım şimdi. Şunu açarsak x kare artı 2x artı 1'dir. Eksiği dağıtarsak x kareler gider, eksi 1'ler gider. Eksi x bölü kalan ifadeye geliyoruz şimdi. Aşağıda da karekök içinde x kare artı x artı 1 artı x artı 1. Şimdi burada çıkarma işlemimiz artık yok. Bu nedenle hatanın azalmasını bekliyoruz. Rounding ile hesaplama yaparken. Şimdi F0.1'i hesaplıyoruz. Gittik buraya 0,1 koyduk. Eksi 0,1 bölü karekök içinde 0,1'in karesi 0,1 artı 1 artı 0,1 artı 1. Eksi 0,1. 4 basamaktan küçük olanlar zaten direkt yazılıyor. Bunun karesini alınca 0,01 eder. Burayı toplayınca 1,11 eder. Karekök içinde 1,11.
4 basamaktan küçük olduğu için herhangi bir yuvarlama yok. Burada da 1,1 var. Şimdi şurayı hesaplayalım. Az önce hesaplamıştık karekök için 1,11. Karekök için de 1,11. 1,54'tü. Eksi 0,1. Önce bunu hesaplayıp yuvarlamasını yapıyoruz. Yanlış yazdım onu. 1,54 artı 1,1. Şimdi bu hesaplamayı yapalım. Aşağıdaki toplamayı yapınca zaten 4 basamakta kalacak. Eksi 0,1 bölü parantez içinde 1,054 artı 1,1. Buradan da eksi 0,046 425 255 şeklinde 425 255 şeklinde ilerliyor. Şimdi burada 4 digit rounding ile hesaplamayı yaptığımızda burada en sonda çıkan direkt 4 basamaklı bir sayı çıktı. Burada 4 digit rounding'i yanlış söylüyor olabilirim. Son basamakta 4 basamağa yuvarlama yok. Ara işlemlerde 4 basamağa yuvarlıyoruz. Buradakinde ara işlemlerde 4 basamağa yuvarladık. En sonda çıkan sonuç neyse onu yazıyoruz. Eksi 0,046 425 255 oldu bu. Şimdi buradakini hatayı hesaplayalım ki daha iyi bir yaklaşım ortaya koyduğumuzu böylece netleştirelim. Bağlata burada zaten değeri görüyoruz. Eksi 0,046 43 462 eksi eksi diyeceğimiz için artı 0,046 425 255 bölü aşağıda da gerçek değer eksi 0,046 43 462. Yapalım bunun hesabını da. Eksi 0,46 0,46 43 462 artı 0,46 0,46 425 255 bölü aşağıdaki ifademiz gelecek 0,046 sonucun pozitif çıkacağı için işaretlerle çok ilgilenmiyorum. 0,46 43 462. Buradan da 0,0 0 0 2 ondan sonraki virgülden sonraki kısımları çok önemli değil. Yaklaşık olarak hatamız bunu yüzdeye çevirecek olursak yüzde çarpmamız gerekir bunu. Yüzde 0 nokta virgül 2 kayar 0 2. Burada yüzde 1'e oldukça yakın bir hata var. Burada ise yüzde 0'a oldukça yakın bir hata çıktı. Yani buradaki köklü ifadelerde 4 digit rounding yapıyorsak ara işlemlerde çıkarma varsa virgülden sonra basamak kaybını uğrarız en sonda. O yüzden çıkarmadan kurtulmak için eşyenek çarpımı yapılır. B şıkkındaki gibi. Çıkarmadan işlemi kurtardığımızda virgülden sonraki basamak kaybını ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu da bizim daha iyi bir yaklaşım ortaya koymamıza neden oluyor. Gerçek değeri. Buradaki yaptığım bir hatayı da düzelteceğim en baştan itibaren. Burada 4 digit rounding yaparken ara işlemlerde 4 digit rounding'i yapıyoruz. Ara işlemleri gerçekleştirirken 4 digit rounding yapıyoruz. En son çıkan sonuç neyse ona dokunmuyoruz. Yani şunu gerçekleştiriyoruz. Şu arada işlemi yaptık. 4 basamaktan büyük çıkarsa 4 basamağa yuvarlıyoruz. Burada 4 basamakta hepsini 4 basamağa yuvarladıktan sonra topluyoruz, dışarı çıkartıyoruz. 4 basamaktan büyük çıkarsa tekrar 4 basamağa yuvarlıyoruz. Aradaki işlemlerin hepsini 4 basamağa yuvarlayarak yapıyoruz ama en son sonuç ne çıkarsa onu yazıyoruz.
Aşağıdakini de aynı şekilde yaptık. Sanki ilk başta buranın da 4 basamaklı çıkması gerekiyor gibi bir yorumda bulundum sanıyorum. Onu da düzeltmiş olayım. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.